Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz yalancı tavuk göğsü tarifim var. Bunun için öncelikle tencereme 125 gram tereyağını ekledim ve eritiyorum. Bu aşamada bir su bardağı un ekliyorum. 200 milimlik e, klasik herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Su bardağını ekliyorum ve unun kokusu çıkana kadar unu kavuruyorum. E, dikkat edin, çok fazla rengi dönmesin. E, güzel durmaz. Ama unun kokusunu alana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak unumuzu kavuralım. Dondurma lezzetinde bir lezzet oluyor. Çok da pratik. Yapın. Yaz akşamlarında soğuk, soğuk tüketin. Sizlere en ekonomik haliyle anlatacağım. Bu tatlının şöyle bir özelliği de var. Her şey ekleyebilirsiniz. Çikolata sos yapıp dökebilirsiniz. Aralarına muz koyabilirsiniz. Yaz meyvelerinden koyabilirsiniz. Evet, unu güzelce kavurduktan sonra bir yandan tel çırpıcı ile karıştırıyorum, bir yandan da 1 litre sütü ekliyorum. Kaynayana kadar bu şekilde sürekli karıştıracağım. Süt ilavesini yaptıktan sonra bu aşamada 1 su bardağı da şeker ekleyeceğim. Göz göz olana kadar pişireceğim. Unu zaten kavurduk. Un kokusu olmayacaktır yalnız. Böyle tatlıyı yerken böyle güzelce sünen bir tatlı olsun. Onun kokusu hiç kalmasın. Çiğ kokusu hiç kalmasın diye kaynadıktan sonra da şöyle bir 2-3 dakika çırparak mutlaka pişirmeliyiz. Aniden gelecek olan misafirlerinize yapabilirsiniz. Bunu mesela kızım çok fazla canı tatlı istediğinde hemen e, hızlıca bu tatlıyı yaptım. Bu aşamada ocaktan aldıktan sonra dilerseniz vanilya, dilerseniz damla sakızı gibi aroma verici e, maddeler kullanabilirsiniz. E, ben de orijinal o kahve rengi vanilyadan olduğu için e, bunun rengini değişecek, değiştirecekti. Sade bir tatlı yaptığım için ben eklemek istemedim. Evet bu şekilde çırparak karıştırıyorum ki sünerek uzayan bir e, tatlı olsun. Güzel bir kıvamda olsun diye. Bu şekilde bir borcam kullanacağım. Borcamın büyüklüğünü küçüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz ama çok fazla büyük bir borcam olmasın. Daha küçük bir borcam da yapabilirsiniz. Daha kalın olur. E, ben de e, küçük tam böyle küçük boy bir borcam olmadığı için bu şekilde dikdörtgen bir borcam kullanacağım görmüş olduğunuz gibi şöyle bir sudan geçirdim ki evet yapışmadan soğuduğunda tüketebilelim diye. Ee, borcama dökmeden önce şöyle bir blenderdan geçiriyorum pürüzsüz bir kıvam elde etmek için. ve tatlımızı artık borcama dökebiliriz. Bu tatlıyı tabii ki e, porsiyonluk kuplarda da servis edebilirsiniz. Borcama döktükten sonra aralarına muz parçaları, çikolatadan e, çikolata parçaları vesaire veya çilek vesaire gibi meyveler kullanabilirsiniz. Veya üzerine çikolata sos hazırlayıp dökebilirsiniz. Ben en sade ekonomik şekilde sizlere göstermek istedim. Bu şekilde ıladıktan sonra buzdolabına kaldıracağım ve güzelce buz gibi soğumasını bekleyeceğim ve servis edeceğim. Gün ışığını kaybetmemek için ben fazlaca bekletmeden hemen servis edip size göstermek istedim. Güzelce dinlenir, e, tamamen soğursa kalıp gibi çok güzel bir şekilde çıkacaktır. Bunu dilerseniz, e, büyük bir servis tabağınız varsa ters çevirebilirsiniz. Tamamen kalıp gibi e, bütün bir şekilde servis tabağına çıkabilir. Kenarlarını özellikle benim yaptığım gibi ayırırsanız. Bakın hiçbir şekilde yapışmıyor. Hatta böyle bıçakla e, fazla dokusuna zarar vermeseydim daha pürüzsüz bir şekilde tabağa alabilirdim. Bu şekilde buz gibi soğuk tavuk göğsü tatlımız hazır. Yalancı tavuk göğsü. Şimdi size kıvamını da göstermek istiyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde hazırladık. Oldukça da kolay ve muhteşem bir kıvamda. Şöyle dokusunu tekrar bir göstermek istiyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bye.